Siyasi kadrolarımızın tabii ki işin içerisinde olması gerekiyor. İnsani yanlarıyla olması gerekiyor. Ekrem Başkan da bunu sağlamaya çalışıyor ağırlıklı olarak. Politize edilmiş bir yardımla beraber köleleştirilmiş bir toplum tercihi değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Parti olarak bizim de böyle bir tercihimiz zaten yok. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne kadar uyguladığı modeli Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrarlıyor olması anlam taşımaz. Burada da bir tekrar söz konusu değil. Siyasi kimliklerle bu temaslar kurulduğu kadar, bilebildiğim kadarıyla İBB kitle önderleriyle de temaslar halinde. Yani sadece siyasi kimlikler üzerinden Bahçelievler'de işte atıyorum. Bahçelievler Belediyesi bize ait değil. Burada bir hizmet vereceksek sadece ilçe üzerinden, il üzerinden ya da siyasi kadrolarımız üzerinden hizmet verelim mantığı doğru değil. Ekrem Bey böyle de yaptı. Yani bu bölgenin başka aktivitesi olan, insanlar üzerinde etkisi olan, yöresel anlamda, inançsal anlamda vesaire onlarla da ayrı ayrı görüşmeleri söz konusu oluyor benim bildiğim kadarıyla. Zaten siyasetin üzerine sıkışmışlık bazen rahatsız edici de oluyor. Çünkü siz siyasetin içerisinde hiç tanımadığınız çok kıymetli bir insanın harcanma nedeni de olabilirsiniz. Yani size gelip sizden ne talep edecek? Hiç tanımadığınız çok onurlu bir insan bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapısına gidip iş dilenmek, emek dilenmek, ekmek dilenmekten farklı bir şey değil. Ama bir gerçek var şu, pandemi döneminde ben de bunu çok takip ettim. Örgütlerimiz çok çalıştılar ve bu çalışmanın arkasında belediyelerimizin varlığı yatıyor. Eğer belediyelerimiz yani 31 Mart seçimlerinde bu kadar başarılı bir sonuç alınmamış olsaydı, pandemi döneminde bu kadar etkili bir çalışmayı örgütlerimizin de yapabilme yeteneği sınırlı olurdu. İnsani sınırlar içerisinde olurdu. Kendi alanımızda, az önce başkanımızın söylediği işte biz 70 tane tablet kendi ölçümüzde dağıttık dediği ölçeklerde olurdu. Burada kıymeti bilinmesi gereken iki tane şey var. Bunu kamuoyunun da iyi bilmesi gerekiyor. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi politize hizmet taşıyıcısı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kent kimliğine uygun olarak herkesin hak ettiği hizmeti taşıyan bir partidir. İki, bizde olmayan belediyelerin olduğu yerlerde de o belediyeler üzerinden de o belediyelerin dışından da hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin yeterli derecede bu faydayı kente sağlıyor. Yani kentin ürettiği, katma değer ürettiği alanlarda aynı zamanda üretilen kendilerine mutluluk olarak dönebilecek bir faydayı sağlıyor. Üç, politize olmuş kadroların sırıtır şekilde siyaset sahnesinde bu hizmeti kullanmaları halinde kesip atmak gerekir. Yani politik sırıtmaya varacaksa bu hizmetler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte kör gözüm kör parmağına ben sana yardım ediyorum, sen bana tabisin şeklindeki anlayışı, verdiğimiz hiçbir şey bize ait değildir. Kamunun kaynaklarından verilen şeylerdir. Biz sadece siyasi olarak doğru tercihler yaparak bu paylaşımları yapıyoruz. O yüzden benim istirhamım, bütün burada beraber konuşurken bütün yöneticilerimizden istirhamım, siyasi kimliklerini vatandaşa ağır hissettirmesin. Bu doğru olmaz, bu yanlış olur, bu tepki görür. Siyasi kimlik yerine insani kimliklerimiz çok daha kıymetlidir. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde biz seçim satma haline çıktığımız zaman siyasi kimliklerimizden çok geniş bir perspektifin içerisinde çok insani kimlikler olarak çıkacağız. Kavga ederek değil, insani yanımızı ortaya koyarak çıkacağız sahaya. Görünen odur yani. Tablo onu gösteriyor. O yüzden ben şu tarife açıklık getirmek anlamında söze girdim. İBB örgütlerimiz üzerinden çalışıyor. Hayır, İBB örgütlerimizi de çalıştırıyor. Sadece örgütlerimiz üzerinden çalışmıyor, sivil toplum üzerinden de çalışıyor. Yani açlığı sokakta yok ederken gidiyor, efendime söyleyeyim, şefkatlerle de çalışıyor. Çorbada tuzun olsunla da çalışıyor. Sokaktan insan toplarken o konuda mesela kadın örgütleriyle de çalışıyor. Burada açıldı konusu, ben katıldığım bir toplantıdan bahsedeyim. Feminist Müslümanlarla bile toplantı yapıyor, sosyal işler müdürümüz. Onların da algısını yöneteceği ve içinde olduğu bir İstanbul yaratmaya çalışıyor. İçinde İBB'de çalışan arkadaşlarımız var. Biraz buradan bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Onun için buraya biraz uzun uzadıya girdim bu topa. Her siyasi arkadaşımızın verdiği hizmet sivil bir hizmettir. Yurttaşlık görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi kadrolarının AKP gibi bir tahakküm alanı değildir. Sanıyorum Ekrem Bey de zaten bunu hissettiriyor. Sahaya çıktığı zaman kendi belediyesi açısından hissettiriyor. Yani işte birçok bizde olmayan belediyenin olduğu yerde yatırımlar yapıyor. Cümraniye'de de yapıyor, Pendik'te de yapıyor. İşte kreşler şunlar bunlar. Bahçelievler'de de işte başkanımızın söylediği gibi iki tane kreşte, otopark, düşüydü, buydu, istihdam ofisiydi, ne ararsan yapılıyor. Bizim de aynı mantaliteyle bakmamız gerekiyor. Bu mantalite tuttuğundan dolayı biz İstanbul'u yönetiyoruz şu anda. Eğer karşılıklı kamplaşma ya da biz AKP'den daha çok ulüfe dağıtırız şeklinde bir anlayış bize hiçbir şey kazandırmaz.
hiçbir şey kazanılmaz. O olmadığını biliyorum ama bunu bizim ağzımızdan herkes duysun diye söylüyorum. Evet.